Evet, kısa bir reklam arasından sonra tekrar ikinci bölümde tekrar birlikteyiz sevgili izleyenler ve sevgili Radyo Gençsiz Efendim dinleyicileri. Evet, hocalarımızdan Allah razı olsun. Şimdi de Muhammed Şimşek hocamızla birlikteyiz. İlahiyat mezunu ve iş adamı kendisi aynı zamanda. Hocam bir kez daha hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Sefalar. İkinci bölümde evet. Böyle sizinle birlikte olmak güzel bir duygu hocam. Öncelikle tüm izleyenlere, Radyo Gençsiz dinleyenlere selam olsun. Allah'ın selamıyla selamlayalım tekrarında. Yine Süper Kanal ailesine, Gençsiz FM ailesine teşekkür ediyoruz böyle bir programı sundukları için. Özellikle sizlere eyvallah. Bir mukabil çok çok şükranlarımızı sunuyoruz. Böyle bir güzel günlerde, böyle bir güzel programı yayınlamanız ve sunmanız bizleri gerçekten iftiharla gururlandırıyor. Amen. Elhamdülillah ki böyle hayırlara vesile olacak programlar yapıyorsunuz. Rabbimize şükürler olsun. Allah razı olsun. Şimdi Ramazan 11 ayın sultanı, güzel ay, beklenen ay, elhamdülillah beklenen ay dedik ve geldi. Çattı ta ki 15'ine geldik neredeyse, yarısını bulduk. Evet. Rabbimize şükürler olsun ki bu aya ulaştık. Hep dualarımız Recep ve Ramazan, Şaban'ı bizler için hayırlı kıl, Ramazan'a ulaştır. Bu şekildeydi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere bu şekilde öğretiyor ayetlerin, hadis-i şeriflerinde. Bizler de elhamdülillah bu aya ulaştık, bu aya geldik ve yarıladık. Bu ayın önemini anlatmak gerekirse, bu ayın güzelliğini anlatmak gerekirse, bunu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabına anlatıyor. Ashabına bunu sohbetlerinde açıyor, öğretiyor. Biz de onun anlatmış olduğu hadislerle inşallah bunu biraz daha kavramak, biraz daha kavileştirmek babında inşallah onları sunmaya çalışacağız. Derimizin döndüğü kadarıyla. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'la ilgili şunu belirtmek gerekiyor ki Ramazan nereden gelme, kökeni nedir? Evet, yani şöyle bir sorumuz var. Ramazan nedir hocam? Ramazan nedir? Sorumuz var. Şimdi Ramazan ayı denildiği zaman Ramazan köken olarak sıcak ateş anlamına gelen Ramza'dan geliyor ve önceki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önceki ümmetler Ramazan'ın değil de sıcak aylarda oruç tutarlardı. Buradan dolayı Ramazan'ı buna atfedilerek sıcak günler, sıcak aylar ve 36 senede bir aynı aya denk geliyor. Keza oradan gelen bir literatür kelimesi var. Ama velakin Ramazan diğer ki kavimlere bakıldığı zaman sabitleştirilmiş güne tekabül etmiş ve sıcak aylarda tutulan anlamına gelmiş ve sabit gün olarak bizim gibi ümmeti Muhammed'in, İslamiyet'in vermiş olduğu bir kural çerçevesinde 36 yıl dönen bir, yani bir sene içerisinde bu şekilde dönecek şekilde değil de sabit günde, işte hicri takvime değil de miladi takvime düşünelim ki Ağustos ayında tutacağımız, her sene Ağustos ayında tutacağımız bir ay olarak o zaman belirlenmiş. Ve tabii ki onlar bozmuşlar bu işi. Değişik değişik hallere sokmuşlar. Bakıyoruz bunlar ne hallere girmiş. Geçmiş ümmetler bunları ilk önce ayet, tabii ki Musa'ya, İsa'ya, yine Davut'a gelen ayetler, bakıyoruz neler gösteriyor, neler emrediyor. Allah Teala aynı şekilde onlara da farz kılmış, onlara da bir ay şeklinde farz kılmış ve onlara daha da değişik şekilde kılmış. Nasıl kılmış? Ramazan yatsı namazından sonra başlanıp ta ki sabah namazından yine devam edip ta ki iftarın akşam ezanına kadar sürdüğünü rivayet ediliyor. Keza Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamandayken de böyle yapıldığı söyleniliyor. Ama fıkhi konuna baktığımız zaman tam kesin güneşin o imsakın başlamasından ve güneşin batmasıyla son bulan bir vakit arasında tuttuğumuz Ramazan. Elhamdülillah geçmiş ümmetler bunu bozmuşlar. 30 gününü keza kısaltmışlar, keza çoğaltmışlar, keza padişahların vermiş olduğu emirlerle 50 güne çıkmış, 60 güne çıkmış.
Sonra hastalanmışlar, bunu geri çekmişler. Belli bir sabit güne getirmişler ve zaman zaman değiştirmişler. Ve onlar bozulup hak din, İslam dini, son peygamber, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelene kadar bu şekilde devam etmiş ve ümmetlerde yaşanmış. Ümmetler de bunları görmüş ve Allah'ın emri olarak tutmuşlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamandayken 30 gün ayette sabit kılınmış ve bu Bakara Suresinin 132. ayet kerimesinde bunlar bizlere farz olunduğunu belirtilmiş. Elhamdülillah, Rabbimize şükürler olsun ki 11 ayın sultanı olarak, ömrün bereketi olarak bu ayda bereketlenmenin, bu ayda günahların silinmenin, bu ayda insanların daha da manevi duyguların coşmasının sebebi olarak Rabbimiz bir gündem oluşturuyor. Ne güzel. Düşünelim ki, öneminden bahsedelim biraz Serhat kardeş. Bakıyoruz ki Türkiye'de değişik olaylar oluyor. Yok savaşlar yaşanıyor etrafımızdaki komşularda, yok seçim arifesine giriyorsun, yok değişik havalar, değişik bir, yani bir engame, bir koşuşturma. O koşuşturma içerisinde Rabbim hop diyor, ey kulum dur bakayım, Ramazan geldi. Herkes şöyle bir halim selimleşiyor, bir o coşkular, o karışıklıklar, o bulantılar bir gidiyor. Ramazan'da yüz yüze kalıyoruz. Yani Allah'ın ayetiyle, Allah'ın vermiş olduğu eminle şöyle bir duraksıyoruz. Bu koşuşturmayı, dünyalık koşuşturmayı birden Rabbimiz gündem belirliyor. Diyor ki ey kulum bak ben varım, benim büyüklüğüm var, ona göre diyor. Böyle dünyayı o kadar koşuşturmayacaksın, benim emirlerim üzerine hareket edeceksin diyor. Elhamdülillah, Rabbimize şükürler olsun. Bize yaratan Rabbimiz, bizi yoktan veren Rabbimiz, bizim fıtratımızı bilen Rabbimiz, sağlığımız da biliyor, sağlıklı yaşamamız da biliyor ve hayatımızı nasıl yaşayacağımızı bizden daha iyi bilen Rabbimiz bize diyor ki ey kulum senin şu aylardan beri çalışan vücudunu dinlendireceğim sağlık açısından. Ramazan'da 30 gün boyunca oruç tutacaksın. Ve gerçekten vücudun dinlenmeye ihtiyacı var. Ramazan'da Rabbimiz bunu bu şekilde kerameti olarak vücudun dinlenmesine vesile kılıyor. Ve bir taraftan o gündemi belirliyor, o meşgaleyi, o yoğunluğu atlatıyoruz, biz sakinliyoruz, bir ahireti düşünmeye başlıyoruz, Rabbimizi anmaya daha çok başlıyoruz. Keza teravihlerle, keza gece kalktığımız zaman sabah namazlarında mukabeleye gidiyoruz, yine gündüz boyunca oruç tutuyoruz, az konuşuyoruz, halsizleşiyoruz. Ve o orucun bizlere vermiş olduğu o yorgunluğu, bedeni Rabbim görüyor. Ve görüyor ne diyor? Rabbim bizler dahi yolda giderken bir susamış bir kuş görsek, böyle düşmüş kenara, konu kaladı, böyle tamamen bir kenara düşen bir kuşu gördüğümüz zaman içimiz açıyor. Ne yapıyor? Alıyoruz onu, bir su içirmeye çalışıyoruz, bir kendine getirmeye çalışıyoruz, bir serinletmeye çalışıyoruz. Tabii ki bizler de bu orucu tutarken bu şekillere giriyoruz. Bizi gören Rabbimiz, yoktan var eden Rabbimiz, bizi bu hallerde görüyor illaki oruç insanları. Ve bizlere müjdelerde bulunuyor. Bu haldeyken gören Rabbimiz düşmüş bir kenara. Oruç işte hele hele tabii ki güneşin alnında tutan bu kardeşlerimiz Allah yardım etsin. Şimdi Allah razı olsun Diyanet'ten bugünlerde bir gündeme getirmiş şey olduğu, camilerde, hutbelerde anlatmış olduğu bir olay var. Bu yönden Diyanet'e çok çok teşekkür ediyorum. Hocalarımız dahi, cami hocalarımız diyor ki bizim tuttuğumuz oruçla, bu gölgenin altında tutmuş olunan bir oruçla güneşin alnında o inşaat işçilerinin olsun, tarlaya, bahçeye giden kardeşlerimiz olsun, işte demirle uğraşan, betonla uğraşan, asfaltla uğraşan, yani dışarıdaki yapılabilecek işlerle uğraşan kardeşlerimizin orucu bir olmadığını Diyanet bunu konu edinmiş ve her cami hocası bunu bahsediyor. Hutbelerde bundan anlatılıyor. Allah razı olsun, bunu gündeme getirmeleri çok güzel oldu. Güzel bir şey yani. Şimdi bakıyoruz işte bu yorgunluk içerisinde bu tutulan oruç gerçekten gölge altında tutulan oruçta bir değil. Çünkü o güneşin anında dedik daha böyle harareti almış, susamış, dili damağına yapışmış ve suya muhtaç halde çöllerdeymiş gibi bir halde olan bir kişiyi düşünelim. İşte Rabbim o kişiye diyor ki senin tuttuğun oruç, melekler iniyor kat
rakat aşağı ve onu niyaza bulunuyor. Rabbim bunun geçmiş günahlarını affet. Melekler dua ediyor etrafında. Melekler onlara Allah'ım diyor, istiğfarda bulunuyor, bunun dualarını affet. Keza ta ki oruç bitene kadar. Orucu iftarını açtıktan sonra tabii ki bu ibadetlerimize devam ediyoruz. Serinliyoruz, rahatlıyoruz. Düşünelim ki Rabbim daha da değişik imtihanlarda bulunabilirdi bizi. Derdi ki sadece su, işte bir tas veyahut da bir ekmek yiyeceksiniz. Böyle bir imtihana da tabi tutabilirdi. Ama bizi yaratan Rabbim bizden daha iyi bildiği için ne diyor? O güneş arası, iftarla sahur arası olan saati bizlere lütuf ediyor. Elhamdülillah. Rabbim şimdi Ramazan'da biraz daha konuyu hemen hızlı geçmek istiyorum ki anlatacağımız şeyler çok, vaktimiz az. Keza biraz daha inşallah insanlara ne kadar kelimeden bir şeyler anlatırsak, ne kadar bir şeyler söylersek inşallah nasip olursa. Şimdi Ramazan'da Allah-u Teala ne yapıyor ümmeti için, bu ümmeti Muhammed için? Hadislerde Peygamber Efendimiz sohbetlerinde onu anlatıyor. Diyor ki Ramazan'da diyor cennetler diyor daha da açılır diyor. Güller daha çoğalır diyor. Yapraklar daha da genişler diyor. Ve daha da güzelleşir diyor. Ne için? Ramazan'da oruç tutan ve ibadetini yapan kardeşler, o ümmeti Muhammed cennette bu şekilde coşar ki gelsinler de bizlerin bahçelerimize girsinler. Cennet kendiliğinden coşuyor. Huriler yine diyor daha da güzelleşir, daha da süslenirler diyor. Zaten güzeller. Daha da süslenirler diyor. O balkonlara çıkarlar diyor. O pırlantalı evlerde, o yakutlu evlerde balkonlara çıkanlar. Bizlerle diyor eğlenmek isteyen, bizlerle hoşnut olmak, insanlar o hoşnut olmak için hoşnut olacak insanlar yok mudur ki Allah'ım bizlere nasip et de onlarla kavuşalım diye Allah'a dua ederler diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunları nerede öğreniyoruz? Tembül Gafirinde olsun, Kaşefete Kulüpte olsun, İmam Gazali'nin kitapları olsun, diğer ki Suyuti'nin kitapları olsun, hadislerde olsun. Bu şekilde izafe ediliyor. Bakıyoruz yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere Ramazan'da insanların daha da ibadete düşkün olmaları açısından insanlar şu şekilde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bahsediyor. Diyor ki Ramazan'da insanlar tutmuş olduğu oruçlar karşılığında 1 milyon insan günlük olarak her gün affediliyor. 1 milyon hadis-i şerifte bahsediliyor. 1 milyon insan her gün, her Ramazan'ın her günü, her Allah'ın günü affediliyor. 30 gün boyunca 30 milyon insan affediliyor. Neye olarak affediliyor? Cehennemlik olan bir kul cennetlik safına yazılıyor. Rabbim inşallah o safa yazılan kullarından eylesin bizleri. Amin. İnşallah bizleri gerçek manasında mümin olan kullarından eylesin. Amin. Yine bakıyoruz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu Ramazan'la ilgili söylemiş olduğu şu özellikler var diyor. Ümmeti Muhammed'e verilmiş olan özellikler. Diyor ki eski kavimlerde diyor neden bizlere Ramazan geceleri mübarek kılındı, daha çok ecir-i sevap kazanıldı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eski kavimden bir insan anlatılır ve bu kavimdeki insan Peygamber Efendimiz hayrıda yarışın hadis-i şerif üzerine, tabii ki Ümmet-i Muhammed'in ömrü az, geçmiş kavimlerdeki insanların ömrü çok ve çok olduğu için ibadetleri çok ve sevapları çok. Buna karşılık Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hüzünleniyor. Allah-u Teala'ya niyazda bulunuyor. Ya Rabbi diyor, benim ümmetime de bunu nasip eyle diyor. Ama benim ümmetime de bunu nasip eyle, ama ümmetinin ömrü az, 65-70 bilemedik 100 sene. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir Yahudi insan anlatılıyor. O Yahudi insan, şöyle hızlı söyleyeyim ki daha da zamanımızı tasarrufu kullanmış olalım. O Yahudi insan 1000 sene yaşamış, 1000 sene boyunca oruçlarını tutmuş, namazlarını kılmış ve 1000 sene boyunca da cihad etmiş. Allah yolunda cihad etmiş ve kafirlere o kadar galebe çalmış ki kafirler artık baş gelememiş bu insanla. O kadar güçlü, kavi bir insanmış. Ve Allah-u Teala'ya öyle bir insana Peygamber Efendimiz'e niyaz edildiği zaman Peygamber Efendimiz özeniyor ve diyor ki ya Rabbi bu insan gibi benim ümmetimden et. Bakıyor ömrü az, 1000 yıllık boyunca cihad edebilecek bir yaş yok. Ve böyle bir zaman yok. Ve Peygamber Efendimiz'e Cibril Aleyhisselam
Tabii ki bu olay çok uzun. Anlatılması gereken bu olay. İşte bunu öldürmeye çalışıyorlar. Bilmem karısıyla, onun hanımıyla şey yapmaya çalışıyorlar. Öldürmeyi beraber koalisyon kuruyorlar. Bilmem planlar yapıyorlar. Öldürmeye çalışıyorlar. Demirle bağlatıyorlar. Mesela uzun uzun giden bir hikaye. Peygamber Efendimiz buna binaen diyor ki, Ya Rabbi diyor, benim ümmetim öyle bir gün var ki, benim ümmetim onun yapmış olduğu 1000 yıllık ibadeti bir günde, bir ayda kazansın. Allah-u Teala da Kadir gecesini nasip ediyor. 1000 aydan daha hayırlı olan bir gün olduğunu اِنَّا زَنَّهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدِرِ suresiyle bunu izafe ediyor. Ve elhamdülillah Rabbimize şükürler olsun, bizlere bunlar sunuluyor. Ümmeti Muhammed'in ömrü az olup sevapları çok olmasından Ramazan'ı bizlere bu şekilde mübarek kılıyor. Elhamdülillah Rabbimize çok çok şükürler olsun ki Ramazan'a ulaştık. Bugünlerin inşallah idrakını Rabbim nasip eylesin. Saatimiz ilerliyor hocam. Bir hatırlatma yapalım, evet. Ve ardından kısa bir dua alalım hocam. İnşallah. Dua edelim inşallah. İnşallah ederiz. Sonra inşallah. Da bitirelim inşallah. Evet, yarın yine cuma namazı çıkışı İHA İNYAD tarafından Gazze şehitlerimiz için gıyabi cenaze namazı kılınacak. Tüm halkımızı da buradan davet etmiş olalım. Ve hocam hem Gazze'yi de analım, böyle güzel, evet, bir dua edelim. Amin. Amin. Billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya rabbel alemin, ya rabbel alemin, ya rabbel alemin. Sana hamdü sena ediyoruz. Sana çok çok şükrediyoruz. Bugünlere bizlere ulaştırdın. Bugünleri bizlere idrak etmemize nasip eyledin. Ya Rabbi bizleri bugünleri nasiplenebilecek kullarından eyle. Amin. Bugünleri Ya Rabbi sana tam manasıyla kulluk edebilecek kullarından eyle. Amin. Ya Rabbi ecir sevabı bol olan bugünlerde bizleri nasipliği olan kullarının zümresine ilhak ile. O af olan kullarından eyle. Amin. Cehennemliklerden silinip de cennetliklerde olanlardan nasip eyle. Amin. Ya Rabbi bizleri senin yolunda eyle. Amin. Ya Rabbi şu an şehit olan kardeşlerimiz var. Sofralarına bir ekmek bile koyamayacak kardeşlerimiz var. Ya Rabbi bunlara yardım eyle. Ya Rabbi bu zulmü, bu koşuşturmayı Ya Rabbi sen dizginle, sen durdur Ya Rabbi. Bu Ramazan ayı hürmetine Filistin'deki kardeşlerimize, Suriye'deki kardeşlerimize, Irak'taki kardeşlerimize ve bütün ümmeti Muhammed'in yaşamış olduğu bütün topraktaki kardeşlerimize sen dirlik ve beraberlik ihsan eyle. Afiyetler ihsan eyle. Ya Rabbi şu üzerimizdeki uyuşukluğu, şu üzerimizdeki miskinliği atmayı Ya Rabbi bizlere nasip eyle. Birlik beraberlik ihsan eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi sen bilirsin, sen her şeyi görensin, sen bizi bizden daha iyi bilen Rabbimizsin. Allah'ım bizlere oynanan oyunları sen bertaraf eyle. Ya Rabbi o oyunları sen onların başlarına çevir. Ya Rabbi ümmet-i Muhammed'e oynanan oyunları ilahi Ya Rabbil Alemin. Sen onlara fırsat verme Ya Rabbi. Sen bizleri ilahi sana kulluk etmeye tam manasıyla nasip eyle. En güzel zikreden, en güzel şükreden, en güzel ibadet eden kullarından eyle. Ya Rabbi bizleri son nefesimizde kelime-i şehadet getirmeyi nasip eyle. Ya Rabbi yine bizleri kabirlerimizi nur eyle. Bizlerin cennet bahçelerinden bir bahçeyle. Bütün dinleyenlerin, bütün izleyenlerin, geçmişteki ölmüşlerin, kardeşlerimizin inşallah kabirlerine nur eyle. Merhamet eyle Ya Rabbi bunları. Azabını dindir. Onların azaplarını al Ya Rabbi. Ya Rabbi edilen dualar, oruç ağzıyla edilen duaları sen kabul eyle. Sen ilahi Ya Rabbel Alemin bizleri, bütün annemizi, babamızı, geçmişteki ölmüşlerimizi rahmet eyle. Amin diyen dilleri yakma Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbel Alemin sevdiğin kullarından eyle. Sevdir bize sevdirdiklerini, yerdir bize yerdiklerini, yar et gönlümüze yar eylediklerini. Amin velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bütün geçmiştekilerin, ölmüşlerimizin ruhları için, Allah rızası için El-Fatiha temas salavat. Allah razı olsun kardeşim. Bizi evet, davet sizler, ettiniz. Sizlerden de Allah gerçi razı olsun. Gerçi zamanımız hocam çok kısa olduğu için bir iki kelime de bulunabildik. Yine de sağ olun, var olun bizleri buraya davet ettiğiniz için. Süper Kanal ailesi olsun, sizler olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet.
daha da uzun zamanlı inşallah günlerimizi yaşarız. İnşallah. Orada i̇nşallah. Daha da güzel şeyleri inşallah kardeşlerimize paylaşırız. İnşallah. Rabbim o günlerde inşallah nasip eyler bize. Evet, bizler de hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ve artık programımızın da sonuna geldik sevgili izleyenler ve sevgili Radyo Genç Efendim dinleyicileri. Yönetmenimiz Seyfettin Aras'a ayrıca teşekkür ediyoruz. Ve projeksiyonda görev yapan Adem Demir abimize de çok teşekkür ediyoruz. Ve yarın yine aynı saatte diyoruz. Yarın konuğumuz Sedat Uçan, tüm yine halkını da ayrıca ekran başına davet ediyoruz. Ve radyo başına davet ediyoruz. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar olsun inşallah.